Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli izleyiciler, Sağlık Olsun programımızın 3. bölümüyle karşınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün kıymetli hocamız, fizyoterapist muhterem Serkan Orhan Beyefendi yine buradalar daimi konuğumuz olarak. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk hocam, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? İyiyiz hocam, hamdolsun. Sizleri sormalı. Hamdolsun, Allah razı olsun. Allah iyilik versin hocam. Hocam 3. programımızda bugünkü konumuz bel ve boyun ağrıları inşallah. Önceki programlarımızda pandemi ve hareketsizliği işledik. Bir sonraki programımızda, yani 2. programımızda COVID ve solunum üzerindeki etkilerini işledik. Şimdi inşallah bel ve boyun ağrılarını işleyeceğiz. Hocam bu konuda bel ve boyun ağrıları, yani bel ağrısı, boyun ağrısı, bu ağrılar neden olur? Ne gibi hareketler sonucu veya ne gibi hareketsizlik sonucu bu ağrılarla karşılaşırız? Sizleri dinliyoruz hocam. Evet. Özellikle şu anda yaklaşık sanıyorum bir 9 aydır, 9-10 ay gibi bir süredir pandeminin etkisiyle birlikte bizler oldukça masa başında vakit geçirmeye başladık. Bunu zaten geçmişteki bölümlerde de bahsetmiştik. Evet. Hareketsiz yaşam ve ekrana bağımlı olarak geçirmiş olduğumuz sürelerden bahsetmiştik. Özellikle ben şu konulara da biraz dikkat çekmek istiyorum. Hem bununla ilgili zaten yıllardır ofis çalışanlarının muzdarip olduğu konular bunlar. Fakat öte yandan artık günümüzde büyük bir nesil de bununla bu tehlikeyle karşı karşıya. Çünkü öğrenciler eğitimlerini artık bilgisayarlardan, tabletlerden, telefonlardan almak durumunda kalıyorlar. Bu hem çocukluktan itibaren belli başlı gelişim bozukluğu ya da duruş bozukluklarına sebebiyet verebileceği gibi, öte yandan zaten mesleki olarak da hayatlarını masa başında geçiren kimselerin yıllardır yaşamış olduğu ağrı ve problemler. Bu sebeple biz bunu bu hafta bu konuyu ele almak istedik. Öte yandan tabii bu hareketlilik ya da hareketsizlik olarak nitelendirilebilir tabii ama temelinde şu var. Vücudumuzu iyi dinlemek, kendimizi daimi olarak aslında nasıl hissettiğimizin farkında olmakla ilgili olan bir şey. Rutinimizde olan bir şeyin dışına çıkıldığında genellikle biz bunlarla baş başa kaldığımızı görebiliyoruz. Burada tabii zaman zaman işte kısa süreli belli başlı işte omuz bölgelerimizde ya da belli başlı kollarımıza doğru yansıyan ağrıların olduğunu görebiliyoruz. Bunlar şunu sorgulamak lazım aslında. Ağrıyı biz hissettiğimizde, yaşadığımızda ilk olarak aklımıza şu gelmesi lazım. Ben son birkaç gün içerisinde farklı olarak bir şey yaptım mı? Önce bunu konuşmak lazım. Bunu bir düşünmek lazım. Çünkü mesela biz işte erkekler futbol müsabakalarında mesela bunları oldukça sık yaşarlar. 2 ay, 3 ay, 6 ay boyunca mesela hiç futbol oynamamıştır. Bir gün arkadaşlarının bir davet sonucunda bir halı saha maçına çıkar. Ondan sonra ertesi gün bir hafta boyunca yaşadığı ağrıları şimdi tüm erkekler anımsayacaklardır. Yani bu tarz hani halk arasında hamlama dediğimiz o hadisenin gerçekleşmesi gibi bir şey mi var? Yani bu ağrı öyle bir şey mi? Bunu çünkü tarif edebilmek çok kıymetli. Yoksa bunlar biraz daha ilerlemiş boyutta olan acaba fıtıkların bir göstergesi mi? Bununla ilgili şeyler mi? Biraz buraları aslında iyi dinlemek lazım. O fıtık kısmına da ayrıyeten değineceğiz inşallah hocam, değil mi? Evet, zaten fıtığı önümüzdeki bölümde ayrı olarak işleyeceğiz. Fakat biz bugün biraz daha buradaki masa başındaki işte o hareketsiz yaşama bağlı olarak belimizde, boynumuzda, sırtımızda hissetmiş olduğumuz ağrıları konuşacağız. Burada tabii ağrı konusunu belki çok büyük bir başlık olarak ele almak çok daha doğru olur. Çünkü biz eğitimlerimizi alırken ağrıyı tamamen başlı başına işlediğimiz derslerimiz oluyor. Hatta tıpta buna algoloji deniyor. Yani hissetme, bunu tarif edebilmeye dayalı olan bir şey. Ve çoğunlukla da tabii ki ağrıyı konu ediniyor. Bizim sağlıkta özellikle de fizik tedavi kısmında hastalarımızın hepsi ağrıyla gelir.
Yani bel ağrısı vardır, boyun ağrısı vardır, sırt ağrısı vardır, aylardır ağrısı vardır, yıllardır ağrısı vardır. Bıçak saplanır gibi de ağrısı vardır ya da yorgunluk ağrısı da vardır. Ağrıyı türlü türlü ifade edebilirsiniz. Herkes burada sorsak, belki stüdyoda şu anda bulunan 3-4 kişinin her birinde belli başlı ağrıları vardır. Ama herkes ağrıyı farklı tarif eder. Ve biz o tariflerle bir şeyler anlayıp farklı müdahaleler etmek durumundayız. Çünkü ağrı var, ağrı var. Ve biz bu ağrıyı yaklaşık bir yıl boyunca inceliyoruz, araştırıyoruz, öğreniyoruz. Eğitim anlamında bahsediyorum tabii ki. Öte yandan bu ağrının tariflenmesini gerçekleştirdikten sonra da bunun neyden köken aldığını aslında biz öğrenmiş oluyoruz. Yani burada gerçekleşmiş olan ağrı acaba işte kas ağrısı mı? Yoksa bir sinir basına uğramış bir fıtık alameti olabilir mi? Ya da yıllardır kullanıma bağlı olarak belli başlı şeylerin pozisyonel bozukluğu, fonksiyon bozukluğu mu yapıyor? Ya da bir dolaşım problemi var, o mu ağrı yapıyor? Ya da vücudumuza yansıyan ağrılar vardır. Mesela bir işte böbrek ağrısı vardır. Vücudun farklı bir tarafında bununla ilgili ağrılar çekebilirsiniz. Mesela sırtım ağrıyor dersiniz. Fakat bu böbrekten köken alıyor olabilir gibi. Ağrıyı iyi inceleyip iyi tarif etmek burada çok önemli. Ve en önemlisi de ağrının başladığı zamandan itibaren ben ne yaptım, ne oldu, başımdan geçen bir şey var mıydı gibi. Mesela işte diyorlar ki ben 5 senedir ağrım var. Sırtımda 5 senedir ağrım var. İşte şuramda muazzam bir ağrı çekiyorum falan. Neden? O zamana bir dönmekte fayda var. 5 yıl önce yaşadığınız bir şey var mı? Mesela bazı ağrılar, biz bunları işte idiopatik ya da işte psikolojiye bağlı olarak da somatik ağrı da diyebiliyoruz buna. Oradaki durum şu. Mesela insan vücudunda bir travma olduğunda tabii ki ağrılar yaşayabilir. Ama bu ağrı sadece vücudunda travma olmaksızın hayatınıza da bir travma gerçekleştiğinde de olabilir. Yani örnek veriyorum, bir yakınınızı kaybetmişsinizdir, çok sevdiğiniz birisidir ve kendisine büyük işte değer veriyorsundur ve onun kaybı sizi oldukça rahatsız etmiştir. Bundan büyük oranda mutsuzluk yaşamışsınızdır. Fakat bunu bir şekilde belki yansıtamamışsınızdır, dışa atamamışsınızdır. Bu vücudunuzda belli başlı fizyolojik yanıtlar oluşturabilir. Mesela bizim kliniklerde vaka olarak eğitim zamanımızda işte işlediğimiz vakalardan birisiydi. Şöyle vakalar geliyor. 20 yıldır işte omuz ağrısı çeken bir hasta. Araştırılıyor. Herhangi bir problemi yok. İşte hatta cerrahi masaya bile yatırılıyor. Yani işte omzumda ağrı var. Birçok şey yapılıyor. Gerçekten evet, limitasyon var. Gitmiyor, kapanmıyor, olmuyor vesaire. Cerrahi anlamda bir müdahaleye kadar gidiyor iş. Açıyorlar, bakıyorlar, hiçbir şey yok. Yani gözle görülür bir şekilde bir şey yok. Fakat bunu İşte psikologlar da psikiyatristler tarafından olay incelendiğinde, bunun altyapısında işte beyefendi herhalde 20 sene önce askerdeyken yaşamış olduğu bir olayda komutanından, yani kendisince haklı olduğu bir durumdayken işte yumruk yiyor ya da tokat yiyor, artık o zaman şartlarında nasıl bir şey olmuşsa, ve bunu sindiremiyor ve yumruğunu sıktığını anımsıyor. Bunu anlatıyor. Ve gerçekten o zaman öyle bir sıkmış ki bunu, İşte geceleri aklına muhtemelen geliyor ya da aylar aralıklarla geliyor ve o sıkma, o travma vücutta, omzunda böyle bir ağrı oluşturmuş. Bunun çözümüyle ilgili de işte çeşitli psikolojik anlamdaki yapılan tedavi ve işte yaklaşımlarla onun çözüldüğünü biz biliyoruz. Yani ağrıyı iyi tarif edebilmek ve o zamana dönebilmek bu anlamda çok kıymetli. Yani sizin işiniz de bu konuda zor. Çünkü hastanın size anlatımıyla o ağrıyı yorumlamanız gerekiyor. Bu ağrıyı anlatırken dediğiniz gibi farklı terimler kullanabiliyor. Bir de şivesel kaynaklı terim farklılıkları oluyor. Evet. Yani bir hanım teyzemizin bahsettiği, tarif ettiği bir vücut ağrısıyla bir beyefendinin veya genç biriyle, ihtiyar birinin tarif etmesi gerçekten farklı oluyor. Bu konuda da sizin işiniz zor. Allah yardımcınız olsun. Orada da şöyle bir parantez açmış olalım. Bizim halkımızda şöyle çok güzel belli başlı tabirler var. Biz bunu tabii tıp terminolojisiyle ya da kendi kavramlarımızla özdeştiremiyoruz. Bunları klinik sahada gördükçe öğreniyoruz. İşte döşüm ağrıyor, böğrüm
acıyor vesaire gibi. Evet. Şimdi döş, böğür, buraları biz kavramakta ve algılamakta zorlanıyoruz. Bu anlamda aslında hastaların şunun da bilincinde olmalarında büyük fayda var. Ağrınızı tarif ederken kesinlikle kendi kelimelerinizle tarif edin ama çoğunlukla gösterin. Yani sizin mesela sırt dediğiniz şey bizim için bel olabiliyor ya da biraz omuza kayabiliyor ya da işte bir kürek kemiğinin arasında mı omurga, yani bizim için lokasyon çok kıymetli. Evet. Çünkü o başka bir yerden mi köken oluyor, bir sinir sıkışması olabilir mi, farklı bir şeyler olabilir mi diye bu anlamda tarif etmek çok önemli. Özellikle de şu da çok kıymetli, mesela bacağım ağrıyor deniyor. Bacak yani kalçadan itibaren ayak parmaklarına varana kadar uzun bir uzuv. Haliyle onun işte önü mü, arkası mı, yanı mı, üst parçası mı, alt parçası mı, dize yakın kısmı mı, kalçaya yakın kısmı mı, bir ayak bileğine mi yakın kısmı, onun arkasında mı yoksa ayak tabanında mı? Yani bacak bile bir sürü lokali evet. olan bir şey ve farklı evet. farklı yorumlanabilecek şeyler var, varyasyonları var. Evet. Yaygın ağrınız varsa bunu mutlaka dile getirin. Gece ağrılarınız varsa bunu mutlaka dile getirin. Çünkü bunların her biri bizim için ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken mutlak parametreler arasında. Hocam peki bu ağrılardan yakınıyoruz. Yani çoğumuzda bulunan ağrılar var. Bel ağrıları, boyun ağrıları, sırt ağrıları, omuz ağrıları. Peki bu her ağrı fıtık anlamına mı geliyor? Yani bir ağrı hissettiğimizde o ağrı bizim gündelik yaşamımıza ciddi sıkıntılara neden olduğunda acaba hani kesin fıtığım var, fıtık oldum, fıtık hastalığına yakalandım gibi karamsarlığa düşmekten ziyade fıtıkla normal ağrıyı ağır diyecek bir nokta veya bir ayrıntı var mıdır? Bunu bizle paylaşırsanız memnun oluruz. Yani tabii ki burada aslında fıtığı incelediğimizde daha detaylı bilgi vereceğim ama fıtık 4 ayrı aşamadan meydana geliyor. Burada normal ağrıyla fıtığın evet. yani hangi düzeyden sonra fıtık hastalığına dönüşür? Yani şöyle aslında bir ağrı varsa orada mutlaka bir köken vardır ama bu fıtıktaki ağrı şöyle bir ağrıdır. Boyun fıtığında gerçekleşen olay şudur. İlerlemiş bir hale gelir, işte belli başlı sinire baskı oluşur ve o sinire yapılan baskıdan dolayı ağrıyı siz sadece boynunuzda değil kolunuza ya sağ tarafınıza ya sol tarafınıza hangi omurganın sağ tarafındaki bir sinire basıyorsa sağ omzunuza doğru vurur. Omurganın sol tarafındaki sinirine baskı varsa sol omzunuza vuracak şekilde bir ağrı hissedersiniz. Bu ağrıda işte boyun bölgesinde bulunan birkaç segment var. Onun kaçıncı seviyesine denk geliyorsa sadece omuza da vurabilir, kola vurabilir ya da komple bütün el parmaklarınıza varıncaya kadar da vurabilir. Ama fıtık varsa mutlaka kolunuzda da hem güçsüzlük hem uyuşukluk, bunlar da yani ağrının yanı sıra güçsüzlük ve uyuşukluk, halsizlik, dermansızlık gibi bu anlamda da yakınmalarınız olur. Mesela tutarlar bir şeyi, tuttukları zaman taşıyamadıklarını, işte havaya kaldıramadığınızı fark edersiniz. Bu mesela fıtık için bir belirti olabilir. Ama tabii ki önümüzdeki haftaki bölümde bunu daha detaylı işleyeceğiz. İnşallah. Boyun fıtığı ile ilgili de bununla benzer bir mekanizması var. Pardon, bel fıtığı ile ilgili. Bel fıtığı kısmında da nasıl ki boyun fıtığı kollara vuruyorsa bel fıtığı da bacaklara vuruyor. Çünkü yani bizim sinir sistemimiz omurgamızdan itibaren seviye seviye ayrılır ve vücudumuzun belli başlı alanlarına dağılır. Ve o gitmiş olduğu yerde işte elektrik gibi düşünün. Beyinden belli bir işte akım geliyor gibi düşünebilirsiniz. Bu akımın sinir sistemi aracılığıyla sinir sisteminde bir elektrik kablosuna benzetebiliriz. Bu elektrik kablosundan geçerek hangi dokuya, hangi uzuva, hangi noktaya gidiyorsa oraya aslında elektriği veriyor gibi düşünebilirsiniz. Haliyle belimizden geçen sinir demetleri de kalçamızı hizası ile birlikte bacaklarımıza doğru bir seyirle ilerler ve haliyle bizde bel bölgemizde bir fıtık varsa bunu kalçaya ya da işte bacağımızın çeşitli bölümlerine, hangi bölümlerine vuruyorsa biz ona göre işte yine bel bölgesindeki omurların seviyesine bağlı olarak onunla ilgili bir şikayet olduğunu anlarız ve buna yönelik müdahalelerde bulunuruz.
Yani özellikle bel ve boyun ağrıları ile ilgili fıtık mıdır değil midir kısmında varsa kollarınızda ya da bacaklarınızda bir işte uyuşma, hissizlik, dermansızlık, çok üşüme. Yani mesela çünkü kanlanma ve sinir sistemi ile ilgili orada bir bozukluk vardır. Ve bundan kaynaklı olarak da dokunduğunuzda daha bir soğuk olduğunu hissedersiniz ya da üşüdüğünü hissedersiniz. Bu da yine fıtıkla ilgili olabilir. Hocam teşekkür ediyoruz, sağ olun. Şimdi siz boyun ağrısından başladınız. Biz de o zaman şöyle bir soruyla gelelim size. Masa başında oturan, sürekli telefon kullanan veya işi telefonla olan, tabletle olan, ders dinleyen, sürekli ders dinleyen öğrencilerimiz veya sürekli telefon ve tabletten bir ekranı takip etmesi gereken personeller oluyor. Masa başında oturan personeller oluyor. Sürekli aynı pozisyonda bilgisayara bakarak çalışıyorlar. Evet. Veya evde el işi yapan hanımlar, bir şeyle dokumayla meşgul olan hanımlar. Yani bunların da sürekli böyle boynu başı eğik bir vaziyette oturuyorlar. Evet. Şimdi bu konuda gününün birçok saatini bu pozisyonda geçirenler için ne önerirsiniz hocam? Bu ağrıların olmaması için veya ağrıları varsa ağrıları dindirebilmek için. Evet, ben öncelikle burada bilgisayarın pozisyonuyla birlikte başlamak istiyorum. Çünkü masa başı çalışanların büyük bir kısmı bilgisayarda ekran başındalar. Eğer masanız şu pozisyondaysa ekranınız tam olarak sizin karşınızda olsun. Ya mesela ben şunları görüyorum. Hatta bir hastam vardı. Bunu da paylaşmış olayım. Yaklaşık 18 yıl ya da 20 yıl kadar emin değilim. Yani en az 16-18 senesi olduğunu biliyorum. Bir 18 yıl boyunca aynı pozisyonda, aynı ofiste, aynı masasında, aynı yerinde çalışan bir büyüğümüz, abimiz. Bir gün işte akşam üzeri bana telefon açtı ve dedi ki Serkan, 2 gündür 3 gündür uyuyamıyorum. İşte çok ciddi ağrım var. İşte bir bakabilir misin falan. Akşam üzeri çıktım gittim ve işte belli başlı müdahalelerimizi yaptık. O gün için kendisi sağlığına, saatine kavuştu. Ben daha sonrasında bunun neden olduğunu öğrenmek için ofisine ziyarete gittim. Gördüğüm tablo şuydu. Yani kendisinin işte masasının tam karşısında olması gereken monitörü biraz daha çapraz pozisyonda kalmış. Ve bu çapraz pozisyonda kaldığı için sandalyeyi de, yani genel itibariyle çünkü işte müşterisi geliyor, evet, ya da bir ziyaretçisi geliyor. Onunla konuşuyor ama bir taraftan da bilgisayara dönük. Yani hep sandalyesine işte destek alacak şekilde masaya gövde dönük, fakat sandalyesi hep karşı tarafa dönük ve gövdesini dönük bir şekilde kullanmış bilgisayarı. Dedim ki abi sen ne kadardır bu şekilde çalışıyorsun? Dedi ki Serkan aşağı yukarı 16-18 senedir falan böyle çalışıyorum. Çok değilmiş. Yani bu muazzam orada bir kütle oluşmasına sebebiyet vermiş. Yani öyle bir kas sıkışması, öyle bir dokular, çünkü siz dönüyorsunuz. Evet. Döndüğünüz için işte başınızın pozisyonu değişiyor. Vücudunuzun bütün çalışma mekanizması dönüyor ve gününüzün en az 8 ila 10 saati burada geçiyor. Bu sebeple bu ağrıların olması çok normal. Biz bu ağrıların olmasını engellemek için öncelikle monitörümüzü mutlaka bir karşımıza almamız lazım. Bu birinci kural diyebilirim. İlerleyen kısımla ilgili de şöyle söyleyelim. Özellikle klavyeyi kullanan ve mouse'u kullananlar için mutlaka mouse kullanıyorsak mouse'umuzun altında bir mousepad olsun ve o mousepad'in de mutlaka bilek destekleyicisi olsun. Ve bazı mousepad'ler vardır sadece düz bir şekilde. Onun çoğu mousepad o şekilde. Evet. Hatta yani mousepad kullanmayanların oranı da çok fazla diyebiliriz yani. Evet, o düzlükten ziyade bir de bilek kısmını destekleyenler var. Bu hani yuvarlak, evet, şekilde falan olur. Onları tercih edin. Neden? Çünkü sık bir şekilde mouse kullanıldığı için normalde bu düz bir zemine geldiğinde, bakın mouse'u tuttuğumuzda elimiz genelde şöyle olur. Ve böyle olduğu için de hep bileğimiz yerle temas eder. Sert bir yüzeyle temas eder. Evet. Ve bununla temasından dolayı da bizim işte karpal tünel sendromu ismi vermiş olduğumuz bileğimizden geçen bir sinir var. Ve bu sinir fazla baskıdan ötürü artık sıkışır ve işte elde, parmaklarda uyuşmalar, karıncalanmalar ve hissizlikler meydana gelir. Daha sonra işte artık bir işte eve gittiklerinde işte bir bezi dahi sıkamadıklarında ya da ellerine telefonu bile aldıklarında düşer hale gelir. Gerçekten yaşayanlar biliyor bunu. Zaman zaman
bir elektriklenme, bir çarpma hissederler. Ve bunların bu olayların meydana gelmemesi için mutlaka MOSFET kullanımı, özellikle bilek destekleyicisinin bulunmasıyla birlikte bu sinir sıkışmasının önüne geçecektir. Teşekkür ederiz hocam. Peki evde bulunan diğer vatandaşlarımız için bu konuda boyun ağrıları çekmemelerine tabii yardımcı ki olabilecek önerilerinizi bekliyoruz hocam. Yani şöyle aslında buradan başladık tabii ama ben bunu kısım kısım yine devam ettireceğim. İkinci bir kısma geçecek olursak özellikle klavye kısmı da çok önemli. Bazıları mesela şöyle klavye kullanıyor. İşte ya kendisine çok yakın tutuyor. Bu yakınlıktan dolayı da hani dirsekler çok geride kalabiliyor. Bu dirseklerin çok geride kalmasından ötürü de işte zaman zaman bulunmuş olduğu yerlerde şu acıyı herkes hatırlayacaktır. Tam şu dirseğinizin alt kısmında bulunan bir sinir var, yine ulnar sinir ismini verdiğimiz. Bunu işte bir yere çarptığınızda böyle bir elinizde kolunuza doğru vuran yaygın bir işte sancı hissedersiniz. Bunun gerçekleşmesi de çok normal bir hale geliyor. Çünkü özellikle mesela hani gece yattığınızda da dirsek bükülü bir şekilde yatmamaya dikkat edin. Mümkün mertebe hafif bükülü ya da uzatılacak şekilde olması da yine onun sıkışmaması için önemli. Bu anlamda çok yakın olmasın, çok uzak da olmasın. Çok uzak olduğunda bakın gördüğünüz gibi omuzlarım öne doğru geliyor ve bu öne doğru gitmeden kaynaklı olarak hem boynumda hem sırtımda şöyle bir olay oluyor. Şimdi benim kemiklerimi tutan şeyler kaslardır. Yani hep şöyle bir algı vardır. İşte vücudumuzu ayakta tutan yapı nedir? İskelet sistemi denir. İskelet sisteminde nedir? Kemikler. Hep böyle bir algı vardır. Ama o kemikler kendi kendine durmuyor. O kemikleri bir şekilde tutan, kasılıp gevşeyen, biz burada oturuyoruz mesela. Niye yığılıp düşmüyoruz? Kemiklerimiz olduğu için değil. O kemikleri belli başlı kaslarımız kasılı tuttuğu için, diri tuttuğu için. Yani bunu şöyle düşünün. İşte inşaattan örnek verelim. İnşaatın içerisinde bir sürü işte kolonları oluşturan demirler var. Ama o demirler durduğu gibi durmuyor. O demirleri ne yapıyorsunuz? İşte siz bağlıyorsunuz. Evet. İşte başka tekniklerle birbirine geçiriliyor. O onu destekliyor, öteki onu destekliyor. Ve ondan sonra çimento kalıplarıyla birlikte onların içine çimento dökülüyor. Ve o artık çimento tutuyor onu. Evet. Yani orada iskeleti sağlayan şey evet demir gibi gözüküyor ama o demirin de sağlıklı bir şekilde ayakta kalması için kaslarımız çalışır, bağlar çalışır. Ve biz öne doğru durduğumuz zaman benim omzumun ön tarafındaki bulunan kaslar biraz daha birbirine yaklaşır. Sırt tarafımızdaki kaslar ise uzar. Ve bu uzamayla birlikte sırt kaslarım zayıflar, güçsüzleşir. Ön taraftaki kaslarım ise daha fazla kasıldığı için daha fazla güçlenir. Ve işte birkaç ay ya da birkaç yıl boyunca bu şekilde çalışan kişiler kendilerinde omuzlarının öne doğru gittiğini hissedeceklerdir ya da fark edeceklerdir. Evet. Bu toplumumuzda çok yaygın zaten, işte omuzlarım çok önde falan diye bu şikayetle çok gelen hastalarımız var. Evet. Bu hem boyun ağrıları hem de sırt ağrıları yapmakta da oldukça büyük bir etken oluyor hocam. Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Yani çektiğimiz belli başlı ağrılara hani ani hareketlerin neden olduğu gibi aynı zamanda yavaşça fakat uzun yıllar boyu veya uzun saatler, uzun günler boyu yapılan hareketler de neden olabiliyormuş, onu öğrendik. Teşekkür ediyoruz. Bu oturuş bozukluğundan kaynaklı ağrıların yalnızca o ağrı hissettiğimiz organa mı zararı oluyor? Yoksa çok daha fazla tetikleyici olarak ilerleyen diğer organlara zincirleme hasarı da oluyor mu? Evet, aslında şöyle hocam. Bu tabii ki belli başlı zincirin ilk halkası olabilir. Özellikle biz buna postür ismini veriyoruz. Duruş anlamına geliyor. Duruş demek yani normalde işte karşıdan birisine baktığınızda nasıl durduğunu incelediğimiz bir şey gibi gelebilir ama biz bunu çok detaylı bir şekilde analizini yaptığımızda ortaya çıkıyor. Özellikle bilgisayar başında çok fazla vakit geçiren kişiler ya da aslında hepimiz, yani şöyle bir durumumuz vardır. Genellikle gündelik hayatımızı hep vücudumuzun ön kısmında olduğu için ellerimizi, kollarımızı hep vücudumuzun ön kısmında kullanırız. Bundan kaynaklı olarak da hep elimiz, kolumuz ve omuzumuz buraya tutunduğu için omuz başlarımız da öne gitme eğilimindedir. Ve bu öne gitme eğiliminden dolayı da işte çeşitli kamburluklar,
işte boyun fıtıkları ya da işte bazıları var mesela, işte görüyoruz ofis çalışanlarını bizler belli başlı kurumlarda ziyaretler yapıp inceliyoruz. Uzun süre ekran başına baktıklarında artık gerçekten ekranla bir oluyorlar. Yani böyle bir gözler iyice öne gidiyor, baş önde, tamamen hani en son ne zamandır böylesin diyor, diye soruyoruz mesela. İnanın farkında bile değil. Ben böyle mi duruyorum diyor. Biz mesela kendisine gösteriyoruz, şu an başınız böyle önde duruyor. Yok ya falan diyor. Bir topluyor. Biz 2-3 dakika başka bir tarafa dönüyoruz. Döndüğümüzde istemli istemsiz yine oraya gitmiş. Bu biraz alışkanlık aslında hocam. Evet. Yani bu duruşun düzeltilmesi de yine alışkanlık da olacak. Biraz sonra neler yapmalıyız da konuşacağız tabii ama neden oluyor bunlar ya da nasıl gerçekleştiğini ilk başta kavramak önemli. Bu anlamda bizler özellikle vücudumuzun arka tarafında herhangi bir iş yapmıyoruz. Yani ben kalemi burada tutuyorum. Hiç sırt tarafında kalem tutan ya da orada yazı yazan insanlar olur mu? Olmuyor. Ama biz bunu vücudumuza hatırlatmamız lazım. Çünkü bizim az önce de bahsettiğim gibi işte duruşumuz ön tarafa doğru gitmeye meyilli olduğu için zaten günlük yaşam aktivitelerimizi hep burada gerçekleştiriyoruz ve omuz başlarımız hep öne gitmeye çalışır. Biz bunu dengeleyebilmek için işte sırt kaslarımızı kuvvetlendirecek ve onun tersindeki yani ön kaslarımızın arka tarafında bulunan kaslarımızı işte zaman zaman esnetmelerini, germelerini ve kuvvetlendirmelerini yapacak şekilde tedavi protokolleri uyguluyoruz. Biraz da onları biraz daha detaylı işleyeceğim. Ama özellikle bu masa başındaki yapılan çalışmalarda baş pozisyonu, omuz başlarının pozisyonu ve el, bilek, dirsek açılarına dikkat etmeleri önemli. Burada şurası çok önemli. Mesela internete yazarsınız işte masa başında doğru oturuş pozisyonu falan diye yazdığınızda binlerce görsel görürsünüz. Bunların %80'i yanlış. Allah Allah. Şimdiden söylüyorum. Yani bu programı izledikten sonra ben nasıl otururum diye yazarsanız o görmüş olduğunuz görsellerde çoğunlukla şunu göreceksiniz. İşte dirsekleriniz 120 derece açıyla olmalı. İşte ekranda göz hizanız %30 derecelik bir açıyla bakmalı. İşte şu şöyle hep böyle açılar, dereceler falan hep bunlar verilir. Yani ben masa başında açı hesaplayamam hocam, onu söyleyeyim. Evdeki vatandaşımız evdeki el işiyle veya herhangi bir ev işiyle uğraşırken de evet, açı hesaplayamaz. Yani gündelik yaşamımızda anlayabileceğimiz ölçülerle belirtilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Zaten bizim genellikle toplumla bilimin hocam birbirinden bağımsızlaştığı, koptuğu noktalar da biraz bundan kaynaklı. Evet. Yani muazzam bilim üretiliyor fakat bu halka indirgenmiyor. Ya da halkın bir isteği var, talebi var. Bunu bilim camiası algılayıp bir bilimsel çalışmayla üretmekte zorluk yaşayabiliyor. İşte bizim burada yapmış olduğumuz gibi halk sağlığı, toplum sağlığı faaliyetleri burada bir nevi köprü görevi görüyor. Peki biz o görselleri nasıl okumalıyız, nasıl anlamalıyız? Şimdi size diyorsa ki işte 30 derecelik bir açıyla ekranınıza bakın. Burada bizim dikkat edeceğimiz şey şu. Yani tam 30 dereceyi tutturmak değildir ama ekrana şöyle yani tepeye doğru bakmayın. Ya da böyle aşağı doğru da bakmayın. Ortalama karşınızda olsun. Hafif aşağınızda ya da yukarınızda olabilir ama yani baktığınızda ekranın orta kısmı hemen hemen göz hizanızda, belki bir tık daha aşağısı yani üst seviyesi sizin göz hizanızda olacak şekilde bir ayarlama yapabilirsiniz. Bu monitörle ilgili. Şayet ne bileyim dersiniz ki ya bunun yüksekliği bu, masaya koyuyorum şu kadar oluyor. O zaman altına bir iki kitap koyup yükseltebilirsiniz. Bunlar ayarlanabilecek şeyler. Peki ideal uzaklık nedir hocam? Hocam eğer laptop kullanılıyorsa zaten klavyeye uzak kalmamak için bir tık yakınımızda olmalı. Orada dirsekle ilgili de şöyle bir şey var. Yani tam bir açı belirtemem bunu. Çünkü gerçekten bu şey ulaşılabilir bir şey değil. Evet. Gerçekten hedefe ulaşması lazım. Kollarınızı geriye doğru çekmeyin. Tam dibinizde olmasın. Ama uzanmayın da. Ortada bir yerde olması yeterli. Bu diyelim ki monitör ve klavyeniz birbirinden bağımsız bir masaüstü bilgisayar kullanıyorsanız da o zaman işte normal klavyenizden bir tık daha geride olması yeterli. Ama işte şu kadar santim olsun, bu kadar işte bilgisayarlara siz bunu görsellere baktığınızda 60 santim yazar. Ya ben size kitabı bilgisini de vereyim. 60 ila 80 santim derler ama bunu ayarlayamazsınız. Yani yarım metreyi veyahut da işte biraz daha uzun mu geri mi ekranınız küçükse
Atıyorum şimdi 14 inç kullananlar vardır. Onlara yani uzaklaştıkça daha küçük gelir. 19 ya da 24 inç kullananlar vardır. Onlara da büyük gelebilir. Yani bunu evet. siz ayarlamanız lazım. O yüzden burada kişi kullanmış olduğunuz cihaz bilgisayara göre uyum sağlayacak şekilde gerçekleştirmeniz lazım. Burası ilk etabı hocam. Diğer kısımla ilgili de şunu söylemekte fayda var. Özellikle dirsek, işte boyun vesaire falan söyledik ama bir de oturuş pozisyonu çok önemli. Evet, şu evet. anlamda oturuş. Yani hep özür diliyorum. Hepimizi ilgilendiren yani ofiste çalışan, evde çalışan, dışarıda çalışan, ofiste olup da bilgisayarla meşgul olmayan mesela esnafımız. Evet. Örneğin bir bakkal veya bir emlakçı veya herhangi bir şekilde konfeksiyon çalışanı. Bunlar sürekli oturarak çalıştıkları için büyük bölümünden bahsediyorum. Bunlar hani benim bilgisayarım yok karşımda veya bir monitör yok, beni ilgilendirmiyor demelerinden ziyade oturuş pozisyonu hepimizi ilgilendiriyor. Kesinlikle. Burada şu da önemli hocam. Özellikle dikkat edilmesi gereken şeylerin başında sandalyenin yüksekliği önemli. Ayaklarımız yere basıyor olmalı. Eğer uzun saatler boyunca masa başında çalışan bir insansak mutlaka ayak tabanlık desteğinin bulunması lazım. Bazı işte internette araştırdığınızda ayak sehpası diye de görürsünüz. Genellikle ahşap olur. Ahşaptan bir işte tabure gibi düşünün ama yani tam böyle yükseltili yerden bir yükseltiliği vardır şu kadar ortalama. Ve şöyle de bir eğimi vardır. Ayaklarınızı koyduğunuzda şöyle bakar ayaklarınız. Bu şekilde yükseltiler kullandığınızda bunu zaten geçmiş bölümde de biraz bahsettim. O işte kanın tekrardan geri dönüşüyle ilgili işte vücudumuzun ikinci kalbi olan sayılan bir baldır kısmından kastan bahsetmiştik. Bu onun sağlığı saati için çok önemli. Bu bir. İkincisi de çocuklar için özellikle söyleyeceğim şöyle evet. bir kısım var. Şimdi bazı çocuklar sadece dersle ilgili değil bir de oyun oynamakla ilgili de vakit geçiriyorlar. Ve bu oyunu oynarken gerçekten şekilden şekile giriyorlar. Yani ben öyle çocuklar görüyorum ki hem internette de bununla ilgili görseller var hem de işte belli başlı ziyaretlerde falan da görüyoruz. İşte dizleri karnına kadar çekiyor. Sandalyenin üstünde oturuyor. Yani halk arasında onun belli başlı isimleri falan da vardır ama ben hani çok bilemediğim için tam bir tarifte bulunamayacağım. İşte ayakları yerde değil. Sandalyenin yani ayak tabanları sandalyeye basıyor. İşte sandalyenin üzerinde bağdaş kurmalar, işte dizüstü oturmalar, işte bir bacağı masanın üstüne koymalar. Çok farklı alternatiflerini biz görebiliyoruz. Bunlar özellikle şey kısmında çok kıymetli. Kalbe olan kanın geri dönüşü kısmında uzun süreçte bu şekilde kalmak hem bu oturmadan dolayı işte kuyruk sokumu kısmı ve bel omurgalarına binen yük ve stresi biraz daha arttıracağı için bu evet. anlamda o bölgedeki omurlarda fıtıklaşmaya doğru da götürebilir. Ya da işte belli başlı kuyruk sokumuyla alakalı kas iskelet sistemi problemlerine de sahip oluşturabilir. Bu anlamda oturma düzeninde yani mümkün mertebe en azından normal oturuyorsak bile ayaklarımız yere basmalı. Ne yerden işte çok yere yakın olup dizlerimiz böyle havaya kalkacak şekilde de olmamalı. Ya da işte ucu ucuna gelecek şekilde de değil. Normal oturduğumuzda işte ayağımız tabanları yere basacak şekilde bir sandalyeye oturduğumuzda minimum böyle oturmamız lazım. Çocuklar için bir de şurayı açmak istiyorum hocam. Bizim burada Nokta Gençlik Merkezi'nde yürütmüş olduğumuz bir çalışma da var. Bunu biz makaleye de çevirdik. Yani bilimsel bir literatüre de dönüşmüş oldu. Onu da paylaşmak istiyorum. Biz 60 tane ortaokul öğrencilerimizin vücut duruşlarının incelemesini yaptık. Yani işte düz tabanlık var mı? İşte omurgalarında bir işte kamburluk var mı? Omurga eğrilikleri, skolyoz ismini verdiğimiz eğrilik var mı? Ya da işte omuz başlarında bozukluk var mı? Baş pozisyonlarında bozukluk var mı diye 60 öğrenciden sadece 2 tanesinde hiçbir problemin olmadığını gördük. 58 tanesinde mutlaka bir problemin olduğunu gördük. Cümleye girişte tam tersinizi söylersiniz diye. Tam tersini söylersiniz diye umdum ama yok hocam. Hayal kırıklığı yaşadım gerçekten. Çünkü özellikle bizim mesela müessesemizde de öğrencilerin işte özellikle böyle hafızlık yapan işte kıraatla ilgilenen öğrencilerimiz var. Rahle başında sürekli mesela oturup evet. bu anlamda da onu da ayrıca belki işlemek gerekebilir ama çok oturup işte devamlı öne doğru yapılan hamle saatlerce yani günlerce, aylarca, yıllarca evet. sürüyor. Sizce bu omurganıza ya da işte tabii vücudunuza
bir şey bırakmaz mı? Mutlaka bırakıyor. Peki ne yapmak lazım? İşte tersinir yönde belli başlı egzersizler, hareketler, o teneffüs molalarında mutlaka kolumuzu arkaya doğru götürecek, işte omurgamızı, o kürek kemiklerimizi hareketlendirecek belli başlı egzersizler yapmamız gerekiyor. Evet. İşte hem boyun kaslarımızı rahatlatacak sağa sola çevirmeler, döndürmeler, bunları mutlaka yapmamız lazım. Ayağa kalkıp birkaç kez çömelip en az şöyle 2-3 dakika tur atacak kadar yürüme yapmamız lazım. Genç çocuklar için sıçrama aktivitelerinde mutlaka bulunsunlar. Çünkü sıçrama ile birlikte kemiklerin büyümesini de uyarılır. Ve bu şekilde boy uzamalarında da kemik gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için de önemli. İp atlama, işte yakalamaca, zıplama, atlama, bu tarz aktiviteleri mutlaka yapsınlar. Tabii bu hani haşarılık, yaramazlık anlamında değil ama ebeveynler, şimdi çocuklar evden dışarı çıkamıyorlar. Evin maalesef içinde mutlaka atlayıp maalesef zıplamaları lazım. Bir ip alın ya da bir şey yapın. Bununla ilgili bir çözüm bulun. Ya da işte yere, zemine biraz sünger bir zemin oluşturabilirseniz minderlerle. O zeminde kendisine oyun oynayabileceği bir ortam oluşturabilirseniz çocukların bu anlamdaki gelişimleri de oldukça kıymetli. Mutlaka bunların takibatı ortaokul döneminde ya da en geç lise dönemlerinde fark edilmesi lazım. Hocam ardından eğer bu kaçarsa iş 20 yaş sonrasına kaldığında bu eğrilikler ya da bozukluklar çok büyüyor. Ve biz artık onu egzersize düzeltemez bir hale dönmüş hale kalabiliyor. Evet. Haliyle bunlar cerrahiye gidiyor. En ufak bir omurga cerrahiyse en az 30 bin lira hocam. Yani bunlar hani illa biz biraz böyle rakamlarla konuştuğumuzda evet, can yakıyor. Anca o zaman anlaşılıyor ama bunun şey kısmı da var hocam. Yani hastanede yatması, vücuda komple bir işte neşter yarasının oluşmasıyla birlikte tekrardan iyileşme. Yani bunlar işin diğer kısımları, onları söylemiyorum bile. En basitinden sıhhatimizi kaybetmiş olmanın verdiği huzursuzluk ve rahatsızlık var yani. Tabii ki, ve bu ameliyatlardan sonra yine fizik tedavi var bu arada. Yani ameliyat oldum bitti, yok öyle bir şey. Bunu vücudunuzun toparlaması için tekrardan evet, fizik tedaviye ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu anlamda da bu farkındalığın oluşması için mutlaka düzenli aralıklarla aslında vücudumuzun, duruşumuzun bozukluğuna bir dikkat çekmekte fayda var. Evet. Hocam şimdi çocuklardan bahsettiniz veya gençlerden bahsettiniz. Bu bahsettiğiniz belli rahatsızlıklar, işte sürekli ekrana, monitöre, telefona, tablete bağlı olarak geçirilen zaman ki bu günün birçok kısmını kapsıyor. Eskiden oyundan dert yanıyorduk. Çocuklar okuldan geliyor, telefonun, tabletin, bilgisayarın başına geçiyor. Gözleri bozuluyor. Sürekli aynı yere bakmaktan, aynı şekilde oturmaktan küçücük yaştaki çocuklarda bel boyun ağrıları baş göstermeye başlıyor. Bundan rahatsız oluyorduk. Şimdi fakat malum pandemi, virüs ve evdeki karantina süreci mecburen ekran başına geçirmeye zorluyor. Önceden bilgisayar başından kalkmıyor diye yakındığımız kardeşlerimize, çocuklarımıza. Şimdi öğretmenine dertleniyoruz. Hocam bilgisayar başına derse oturtamıyorum diye. Evet. Şimdi böyle bir süreç de var. Bir de bu gençlerdeki bahsettiğiniz belli başlı fiziksel olarak ağrı sorunları. Günümüzdeki şu anki çocuklarda, şu anki nesilde baş gösteren bir sıkıntı. Bir 10 yıl öncesine gittiğimiz zaman sürekli sokakta her türlü fiziksel aktivitenin en aşırı sınırlarına kadar yapmış ve yorulmuş olarak eve dönen bir çocukta bu sıkıntılar görülür müydü bilmiyorum. Yani hangi nesilden itibaren demeyelim de hangi yaş oranları daha çok size geliyor bu konuda ağrı çekme şikayetinden dolayı? Hocam aslında bu biraz daha işin teknik kısmı olmuş oluyor ama ben şöyle bir bilgi vermiş olayım. Özellikle biz bu 18 yaş altı gruba pediatri diyoruz. Yani çocuk sağlığına giriyor. Bu çocuk sağlığı alanında da hem koruyucu yaklaşımlar adına bizler belli başlı özel okullarda, kolejlerde hem eğitimler, seminerler veriyoruz. Öte yandan da öğrencilerin değerlendirmelerini yapmış olduğumuz bazı proje, bazı çalışmalarımız da var. Burada mesela şunlara okullar tekrar açıldığında mutlaka ben okul idarecilerinin bu konuya dikkat çekmelerini rica ediyorum. Yemekhane düzeni çok önemli. Ya da sınıfta öğrencilerin oturma düzeni çok önemli.
Neden çok önemli diyeceksiniz. Benim işte son, yani pandemi önce süreçle ilgili söylüyorum tabii. 6 tane 7 tane almış olduğum ortaokul öğrencisinin şikayeti omurga eğriliğiydi. Ve neden de şu. Çocuklar tabii biz bunu aradan bayağı bir zaman geçip gerçekten kökenin ne olduğunu araştırdığımızda bulduk. Yemekhanede hep aynı tarafa oturuyorlar hocam. Ve bu hep aynı tarafta oturdukları için ortak kullanım şeylerinden birisi mesela ekmek. Ekmek teknesi burada. Çocuk kendi yemeğini yiyor. Hep aynı yerde oturduğu için şimdi çocuk sağ elini kullanıyor. Ve ekmek almak istiyor. Ekmeği almak için uzanıyor. Hep uzanıyor ama hocam. Yani ekmek almaya uzanıyor. Su almaya uzanıyor. Ya da işte ortaya koyulmuş bir ortaya konan bir şey var. Onu almak için uzanıyor. Bakıyorsunuz bu çocuk aynı zamanda nerede biliyor musunuz hocam sınıfta? Duvar dibinde. Duvar dibinde en sağda oturan çocuk genellikle arkadaşına bir şey vermek için silgiyi verirken yine sağ tarafına hep uzatır. Evet. Solunu alıp da vermez. Yani sağ elini kullanır. Daha çocuk genellikle hep bunu verir. Şimdi hep böyle yaparsam ne olur? Daha bu ağaç yaşken eğrilir hocam. Yani omurga eğrilmeye başlıyor, dönmeye başlıyor. Ve haliyle biz bu omurga eğriliğinden dolayı en az 6-7 tane öğrencinin geldiğini söyleyebilirim. Çoğunlukla tabii ağrı durumuna gelen pozisyon lise döneminde oluyor. Lise öğrencilerinde artık ağrı oluşuyor. Çünkü vücut kalıpları biraz daha oturuyor ve orada kas iskelet sistemi uyumsuzluk sinyal vermeye başlıyor. Ama ortaokul döneminde de ağrıyla gelmiyorlar. Ama diyor ki ya hocam benim çocukta böyle bir yamukluk görüyorum diyor. Evet. Yani işte başı mı böyle biraz çapraz duruyor diyor. İşte boynu mu bir omuzu diğerinden daha aşağıda gibi görüyorum diyor falan. Burada şey de çok önemli hocam. Mesela tablete, telefona bakmak da çok önemli. Tabii. Özellikle boyun kısmı. Mesela bu bir tablet olsun. Şimdi genelde böyle bakılır hocam. Evet. Şöyle. Şimdi bakın boynum tam olarak dümdüz. Yani neredeyse bütün kafamın ağırlığını omurgamla bütünleşmiş olan tek bir eklem üzerinde topluyorum. Yani bu bir omurgaya yapılabilecek en büyük zulümlerdendir tabiri caizse. Peki biz burada ne yapmamız lazım? Yani bunu biraz daha eğimli karşımıza aldığımızda, baktığımızda, tuttuğumuzda bakın artık ben işte bir tane omuruma başımın ağırlığını vermiyorum. Evet. Bu işte biraz daha birkaç segment daha dahil olduğu için omurlar bu ağırlığı paylaşmaya başlıyor. Özellikle de ne kadar bu daha nötral pozisyondaysa dik demiyorum. Diklik asla istediğimiz bir şey değil. Çünkü omurga dümdüz bir şey değildir. Omurga yandan baktığınızda hafif C'leri olan bir şeydir. Ama telefon ve tableti de o pozisyonda kullanamayız hocam. Zaten yani mümkün değil. Toplu mesela, taşımada veya evde veya iş evde oturulduğunda bile olmuyor. Mesela yani işte şöyle tutabilirsiniz. Yani bu böyle çok tabii karşınızda olsun şeklinde değil ama yani bu tutulduğunda en azından çapraz bir şekilde bakıldı. Yani şu olmasın. Telefonlar da aynı şekilde hocam. Telefon da burada tutuluyor. Yani biraz kolumuzu açın. Dirsekler bükülüyor. İşte boyuna binen stres artıyor. Kanal daralması oluyor. Boyunda sadece ağrılar fıtık ya da kas spazmından olmaz. Kanal daralmasından da olabilir. Boyun düzleşmesinden de olabilir. Bunlar da ilerleyen süreçte işte hem kireçleme gibi işte tarif edilen hem de fıtığın direkt ilerleyen safhalarına geçişi çok daha hızlandıran daha büyük problemlere sebebiyet verebilir. O yüzden telefon tablet kullanımında da bu ekrana bakma açısı mutlaka dikkat edilmesi gereken şeylerden hocam. Burada temel ölçü boyuna bindirdiğimiz yük. Bunun fazla olmaması gerekiyor. Yani mesela ben yanlış hatırlamıyorsam okumuş olduğum bir yayında şöyle bir şey vardı. Rakamlar farklıysa bir sonraki bölümde düzelteceğim mutlaka. İşte 60 derece yani şu derece aşağı yukarı 60 derece işte 30 derece ve 0 pozisyon. Her 30 derecelik bu açılarla birlikte başımızın ağırlığının işte yanlış hatırlamıyorsam 30 derecedeyken baş ağırlığımızın 3 katını 60 derecedeyken de yaklaşık 6 ila 8 katı arasında daha fazla bir ağırlığı taşımış oluyor boyun omurları. Evet. Şimdi bu normalde omurganın taşıyabileceği bir yük ve kapasite vardır. Siz bunun üstüne yük verdiğinizde haliyle bu patlayacaktır bir yerlerden. Bu konuda bu ölçü hocam bu boyuna verdiğimiz ağırlığın ölçüsü gerçekten hepimizi ilgilendiriyor. Bu konuda verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun diyorum.
bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Kıymetli izleyiciler, bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.